Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Çarşan Eczacılar Platformu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Eczacı Şahin Altıtaş. Bu videomuz yine mesleki bilgilendirme videosu olacak. Kısa bir bilgilendirme ve kısa bir düzeltme yapacağım arkadaşlar. Onun üzerine de videoyu sonlandıracağım. Biliyorsunuz ben @eczsahin42 kişisel Instagram hesabından bir bilgi paylaştım. Klinik eczacılık atamaları yapıldı. İlk klinik eczacılık atamaları gerçekleşti diye. Arkadaşlar onu şöyle düzeltiyorum. O posttaki bilgiler personel dağılım cetveli. Yani hangi hastaneye kaç tane klinik eczacı atanacak kadroların açıklanmasıydı. O görselde Instagram postunda bu videonun altına bırakacağım. Yine Sağlık Bakanlığı'nın personel dağılım cetveli ile alakalı olarak açıklandığı sayfanın linkini de bu videonun altına bırakacağım. Orada arkadaşlar atama daha gerçekleşmedi. Atama Ocak-Şubat gibi bekleniyor. Yani kamu hastanelerine, eğitim araştırma hastanelerine yapılacak klinik eczacı atamaları Ocak-Şubat gibi ya da işte Mart'a doğru artık Şubat'ın sonuna doğru bekleniyor. Büyük ihtimalle olacağı öyle tahmin ediliyor. Onun haricinde arkadaşlar oradaki atamalar değil, personel dağılım cetveli. Yani hangi hastaneye kaç tane klinik eczacı yerleşecek? Hangi klinik eczacı nereye yerleşecek diye bir cetvel arkadaşlar o. 34 tane hastane vardı orada. Genellikle zaten şehir hastaneleriydi, eğitim araştırma hastaneleriydi. Bu bilgilendirmeyi de, bu düzeltmeyi de yapmak istedim. Ben yine süreci takip edeceğim. Bakanlık sayfasında takip edeceğim. Atamalara dair yine bir bilgilendirme videosu hazırlayacağım. Süreç nasıl işliyor, süreci de iyi miyiz, kötü müyüz, nasıl ilerliyoruz diye yine bilgilendirme videosu hazırlayacağım arkadaşlar. Ama yine tekrarlıyorum. Oradaki atamalar gerçekleşmedi. Oradaki klinik eczacılık ve hastaneler personel dağılım cetveli. Yani hangi hastaneye kaç tane klinik eczacı atanacak diye bakanlık tarafından hazırlanan cetvel atamalar Ocak-Şubat gibi gerçekleşecek. Onun haricinde de şunu söyleyeyim. Eczacılıkta uzmanlık sistemi bizim çok çok umut bağladığımız bir sistem. İnşallah birçok alanda uzmanlık gerçekleşir. Onlarca farklı alanda eczacılıkta uzmanlık açılır. Yani biz onu istiyoruz. Dünyada bu şekilde eczacılık uzmanlık alanları var. Bizim fitofarmasi ve klinik eczacılıkla başladı. Fitofarmasi daha sonra öğrenci almamaya başladı. Ve klinik eczacılık sayısı da az. Yine şunun sözünü ben buradan veriyorum. Arkadaşlar hiç merak etmeyin. Klinik eczacılıkla alakalı olarak gerek bu alanda iyi çalışmalar yapan hocalarımız, gerek meslektaşlarımız, gerekse bu konudaki bakanlıkla bürokratik bilgileri de ben takip ediyorum. Elimden geldiğince de bu kanalda hızlı bir şekilde veya Çarşan Eczacılar platformunun sosyal medya hesaplarında hızlı bir şekilde paylaşacağım. Yine ben tekrardan söyleyeyim. Bakanlığın o personel atama cetveli onu da bu videonun altına koyacağım. Kendi kişisel Instagram hesabından yapmış olduğum o görselin bağlantısına koyacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Beni dinlemeye nezaketi gösterdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.